Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf trigonometrik konusunun 3. kısmıyla devam ediyoruz. Geniş açıların trigonometrik değerleri. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde eşit sinüs 120, 200 veya daha büyük açıların trigonometrik oranlarını bulmayı öğreneceğiz. Şimdi x ekseni isim değiştiren eksen, y ekseni de isim değiştirmeyen eksen olarak aklımızda kalsın. İsim değiştiren derken de sinüsü kosinüse veya tanjantı kotanjanta çevirecek. Veya bunların tersleri. Şimdi sinüs 120'yi biz nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar sinüs 120 açısı bir kere nerede? Ya 90'dan 30 fazla, değil mi? Bu y ekseni kullanırsanız 90'dan 30 fazla, 90 artı 30 diyebilirsiniz. Ya da 180'den 60 eksik. İsteyen de 180 eksi 60 diyebilir. Şimdi 90 artı 30 alalım. Sinüs 90 artı 30 dedik. Şimdi biz 90 yani hangi ekseni kullanmış olduk? Y ekseni. Bu eksen arkadaşlar isimi değiştiriyor. O yüzden sinüs ne olacak? Kosinüse dönüşecek. Ama öncelikle arkadaşlar şu alttaki uyarıya dikkat edelim. Fonksiyon isim değiştirirken ilk önce bölgedeki işareti alır. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu bölgedeki sinüsün işaretine bakacağız. Şimdi 120 derecelik bölge ikinci bölge. Burada arkadaşlar sinüsün işaretine nasıl bakıyorduk? Y ekseniydi. Artı. Dolayısıyla işaretimiz artı olacak. 90'ı kullandığımız için ismi değişecek. Kosinüs olacak ve 30. Demek ki sinüs 120 kosinüs 30'a eşitmiş. Şimdi kosinüsü 200'e bakalım mesela. Şimdi 200 nerede arkadaşlar? 180'den 20 fazla değil mi? 180'den 20 fazla. O zaman öyle yazalım. Kosinüs 180 artı 20 dersek. Şimdi öncelikle bu bölgedeki işarete bakıyormuşuz. Burası 3. bölge arkadaşlar. 3. bölgedeki kosinüsün işaretine bakarken x eksenine gittik. Burada x ekseni nedir? Negatiftir. O yüzden işaretimiz eksi olacak. Peki isim değiştirecek miyiz burada? 180'i kullanıyoruz. Yani x eksenini kullandığımız için isim değiştirmiyoruz. O yüzden yine kosinüs olarak kalıyor ve açımız da 20. Demek ki kosinüs 200 eksi kosinüs 20'ye eşitmiş. Evet, son örnekte 300, tanjant 300'e bakalım. Şimdi 300 nerede arkadaşlar? 4. bölgede. Şurası 300. Bunu biz 270'e 30 ekleyerek de ulaşabiliriz. 360'dan 60 çıkarak da yine ulaşabiliriz. 270'i kullanalım. Kosinüs, pardon tanjanttı. Evet, tanjant 270 artı 30 dersek arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Önce işaret. Tanjant 4. bölgede neydi arkadaşlar? Tanjanta bakarken sinüs bölü kosinüsten aklımıza getirebiliriz. Sinüs eksi. Burada eksi. Kosinüs ise artı. Eksinin artıya bölümünden eksi olacak. O yüzden tanjant 4. bölgede eksidir. Eksi ismi değiştiriyor muyuz? 270'i kullanıyoruz arkadaşlar. 270'i kullandığımız için y ekseni isim değiştir diyordu bize. Dolayısıyla ne olacak bu? Kotanjant olacak ve 30 olacak. Tanjant 300 neye eşitmiş? Eksi kotanjant 30'a. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Yine burada da arkadaşlar birkaç tane örnek var. Ben iki tanesini yapayım. Siz diğerlerini yapın. Buradan kotanjant 210'u yapalım. Şimdi biz bu 210'u arkadaşlar 180 artı 30 olarak alalım. Kotanjant 180 artı 30 diyelim buna biz. 180'i kullandığımız için arkadaşlar isim değiştirmeyeceğiz. Hangi bölge burası? 3. bölge. 3. bölgede kotanjant. Sinüs ve kosinüs burada eksi olduğu için kotanjant artıdır. Şimdi isim değiştiriyor muyuz? Hayır. Kotanjant 30 olacak. Demek ki bu arkadaş buna eşitmiş. Hatta bunun direkt değerini bulalım biz. Kotanjant 30'un değeri nedir arkadaşlar? Kotanjant 30 kök 3 bölü 1. Yani kök 3'tür. Burada da arkadaşlar şu şıkkı yapalım. Kosinüs 4 pi bölü 3 yapalım. Diğerlerini siz deneyin.
Bunu arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Kosinüs 3 pi artı pi bölü 3 desek. Bu da kosinüs. Şimdi bu paydadaki 3'ü ikisini ayrı ayrı verirsek 3 pi bölü 3 artı pi bölü 3 olur. Şu üçler de sadeleşirse bakın ne oldu? Kosinüs pi artı pi bölü 3 oldu. Şimdi pi neydi arkadaşlar? Pi 180'di. Bunu unutmuyoruz. O yüzden 180 artı pi bölü 3. Pi bölü 3 de 60. Öncelikle arkadaşlar buradaki biz neye bakıyorduk? İşarete bakıyorduk. Yani 180'e 60 ekleyince 3. bölgeye geldik yine. 3. bölgede kosinüs eksiydi. İsimi değiştirmiyoruz yine 180 kullandığı için. Kosinüs olarak kalacak. Kosinüs pi bölü 3. Yani eksi kosinüs 60'ı cevap. Dolayısıyla eksi kosinüs 60'tı arkadaşlar. 1 bölü 2 olduğu için cevabımız eksi 1 bölü 2 oldu. Evet. Kosinüs teoremine geldik. Arkadaşlar kosinüs teoremi bize diyor ki bir üçgende iki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açıyı biliyorsak, A açısını biliyorsak karşıdaki kenarı da bulabiliriz. Veya işte bu dördünden herhangi üç verildiği zaman diğerini kosinüs teoremi yardımıyla bulabiliyoruz. Evet, kosinüs teoremini burada yazdık arkadaşlar. Bunu defterimize not alalım. Ve örnekle bunu şimdi inceleyelim. Bilinmeyen kenara x diyelim. Bize kosinüs teoremi diyor ki bu x'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Şimdi burada bize kosinüs 120 lazım oldu. Kosinüs 120 arkadaşlar 90 artı 30 olarak düşünelim. Bu da ne yapar? Kaçıncı bölge burası? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksiydi. İsim değiştirecek miyiz arkadaşlar? 90'ı kullanırken isim değiştiriyorduk. O yüzden eksi sinüs 30 olacak değil mi bu? Eşittir diyorum şöyle. Sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için yani burası eksi 1 bölü 2'miş. Yani kosinüs 120 arkadaşlar kaçmış? Eksi 1 bölü 2'miş. Devam edelim şimdi. 3'ün karesi 9. Artı 36. Şu eksiyle şunun eksisiyle bu eksiyi artı yapalım. 2 ile de 1 bölü 2'nin ikilisini sadeleştirelim. 3 kere 6'dan 18 oldu. Evet. Burayı da toplarsak arkadaşlar 45, 53, 63 yaptı. X kare 63 ise arkadaşlar karekök alırsak x de karekök 63 olur. Bu da 9 çarpı 7 olduğu için 3 karekök 7 olarak bulunur. Evet. Sinüs teoremi de arkadaşlar şunu diyor bize. Bir üçgende herhangi bir kenar o kenarı gören açının sinüsüyle orantılıdır. Yani A bölü sinüs A açısı eşittir. B bölü sinüs B açısı o da eşittir. C bölü sinüs C açısı. Evet hemen örneğine bakalım. Evet verilenlere göre arkadaşlar x'i bulacağız. Şimdi burada 60 ve 75 var. Hesaplayıp şu açının 45 olduğunu görüyoruz. Ve sinüs teoremi bu soru için uygun olduğu görülüyor. Yani kenarlar ve o kenara gören açılar var. Hatta bu açılar arkadaşlar 45 ve 60 olduğu için bizim trigonometrik oranlarını bildiğimiz açılar. O yüzden ne yazıyoruz? X bölü x'i gören açı şimdi ne oldu? 45. O yüzden x bölü sinüs 45 eşittir. 10 bölü sinüs 60. Evet. Sinüs 45 ve sinüs 60'ı da arkadaşlar yerine yazarsak x bölü sinüs 45 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 de diyebiliriz. 1 bölü kök 2 diyelim. Eşittir. 10 bölü sinüs 60. Sinüs 60 da neydi? Kök 3 bölü 2. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur? Kök 3
bölü 2 x eşittir 10 bölü kök 2 olur. Buradan da arkadaşlar x değeri 2'yi 10'un yanına çarpım olarak gönderelim. 20 olsun. Kök 3'ü de kök 2'nin yanına gönderirsek kök 6 olur. Evet, gelelim periyot kavramına. Şimdi arkadaşlar tanımını okuyalım. F A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. Her x eleman A için f x artı t eşittir fx eşitliğini sağlayan en az bir t eşittir değil sıfır gerçek sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon, t gerçek sayısına da f fonksiyonunun bir periyodu denir. Bu eşitliği sağlayan t sayılarının pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonunun esas periyodu denir. Bize genelde bunu soracak. Evet. Şimdi arkadaşlar burada sinüs ve kosinüs bunları ayrı görelim. Tanjant, kotanjantı da ayrı. Şimdi sinüs ve kosinüsün fonksiyonlarında periyot nasıl bulunuyor arkadaşlar? Şöyle. Bakmamız gereken iki tane değer var. Birincisi sinüsün ve kosinüsün kuvvetleri. Bunlar çift mi tek mi? Bakın en çift ise ve tek ise diye ayrılıyor. Yani şuradaki A'nın herhangi bir önemi yok. O zaman kuvvet önemli bizim için. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bir de arkadaşlar bakın burada ne var? Pi bölü C veya n tekse de 2 pi bölü C. C ne burada arkadaşlar? X'in katsayısı. Evet, sadece bu ikisi önemli. Yani burada A, D ve K önemli değil. Yani n çift ise pi bölü mutlak değer C. Tek ise de arkadaşlar 2 pi bölü mutlak değer C olur. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarda ise n'nin de önemi kalmıyor. Her halükarda periyot, esas periyot pi bölü mutlak değer C olur. Şimdi bunları örnekte görelim. Şimdi sinüslerde veya kosinüslerde arkadaşlar kuvvet önemliydi. O yüzden kuvvete göre. Kuvvet tek ise 2 pi bölü mutlak değer C'ydi. O yüzden bunun periyodu ne olur arkadaşlar? 2 pi bölü mutlak değer x'in katsayısında 3. Burada mutlak değeri de kaldırırsak demek ki A şıkkının cevabı 2 pi bölü 3'müş. Yine arkadaşlar B şıkkında sinüs küp dediği için tek bir sayı olduğu için bunun da periyodu 2 pi bölü mutlak değer. Şimdi burada x'in katsayısını arkadaşlar bakın x'in katsayısı şurası olur. 1 bölü 3. Yani 2 pi bölü 1 bölü 3 olur. Bu işlemi de yaparsak 6 pi olarak bulmuş oluruz. Evet. Son şıkta ise bakıyoruz kuvvet arkadaşlar. Çift kosinüs ve sinüste kuvvete bakıyorduk. Çift olunca arkadaşlar pi bölü mutlak değer c. C de burada x'in katsayısı oluyordu. Bakın negatif ama mutlak değer olduğu için bunu ne yapacak? Pozitif yapacak. Yani buradan pi bölü 7 bölü 2 diyelim. Bu da arkadaşlar 2 pi bölü 7 olarak bulunur. Bir de tanjantlı örneğimiz var. Tanjant ve kotanjantta arkadaşlar kuvvetin önemi yoktu. Direkt bu fonksiyonun periyodunu pi bölü mutlak değer 4 yani pi bölü 4 olarak bulur. Evet, periyotla ilgili bir soru daha. Fx fonksiyonun periyodu, gx fonksiyonun periyodunun kaç katıdır? Şimdi periyotları bulalım. Neydi arkadaşlar? Bu sinüslü olduğu için kuvvet önemli. Kuvvet bunun 1 olduğu için tek olunca 2 pi bölü x'in katsayısı. Burada x'in katsayısının 2 bölü 5 olduğuna dikkat edelim. Mutlak değer 2 bölü 5. Yani 2 pi bölü 2 bölü 5. Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 pi çarpı 5 bölü 2'den 2'ler gitti. 5 pi oldu. Fx fonksiyonun periyodu 5 pi'ymiş. Şuna tf diyelim. Bu da tg olsun. Gx fonksiyonun periyodu arkadaşlar tanjantta çiftlik veya teklik önemli değildi. Sadece pi bölü mutlak değer x'in katsayısı
Burada da x'in katsayısı eksi 3 olduğu için yine eksi de olsa arkadaşlar pozitif olarak çıktığı için pi bölü 3 oldu. Şimdi 5 pi sayısı pi bölü 3 sayısının kaç katı? Ne yapıyoruz? 5 pi bölü pi bölü 3 yapıyoruz. Bu da 5 pi çarpı 3 bölü pi olur. Pi'ler gider ve cevap 15 olarak bulunur. Evet, gelelim arkadaşlar trigonometrik fonksiyonun grafiklerine. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonların grafiklerine dikkat edelim. Bakın yukarıda 1 ile sınırlı, aşağıdan da eksi 1 ile her ikisi de. Sinüs orijinden geçiyor. Çünkü sinüs 0, 0'dı. Kosinüs 0 ise arkadaşlar 1'di. Dolayısıyla bu orijinden geçmiyor. Burada mesela arkadaşlar sinüs x değil de iki sinüs x'i bulsaydık bu sınırlar 1 ve eksi 1 yerine 2 ve eksi 2 olur. Yani bizim grafiğimiz şöyle bir şey olur. Tanjant ve kotanjantın da grafiğini yine inceleyelim. Bakın nerelerde tanımsız olduğuna dikkat edelim. Pi bölü 2'de tanımsız. Yine eksi pi bölü 2'de tanjant fonksiyonu. Tanjant pi bölü 4'ün 1 oldu. Yani pi bölü 4 45'e denk geliyor. Tanjant 45 1. Tanjant 0 0. Kotanjantta da bakarsak arkadaşlar burada kotanjant 0 tanımsız. Bunu da şöyle alalım isterseniz. Şimdi kotanjant 0'ın tanımsız olduğunu şuradan da görebilirdik. Kotanjant kosinüs bölü sinüs olduğu için kosinüs 0 bölü sinüs 0 diyelim. Kosinüs 0 1. Sinüs 0 da 0 olduğu için arkadaşlar sayı bölü yani sıfırdan farklı bir sayı bölü 0 tanımsız olduğu için bu da arkadaşlar buradan görülmüş olur. Evet. Evet, ters trigonometrik fonksiyonlar. Şimdi yine arkadaşlar 9. sınıftan bir fonksiyonun tersinin nasıl bulunduğunu hatırlayın. Şimdi fx eşittir y böyle bir fonksiyon verildiği zaman içerideki ile dışarıdakinin yerini değiştirirsek f fonksiyonu tersine dönüşüyordu değil mi? Yani f üzeri eksi 1 y'de x oluyor. Burada da buna benzer bir durum var. Ama burada işte f üzeri eksi 1 yerine öyle de gösterilebilir. Ancak özel bir gösteriliş var. Ark koyuyoruz başına. Şimdi burada mesela ilkine bakalım. Fonksiyonumuz y eşittir sinüs x ise arkadaşlar içeridekiyle yani sinüsün önündekiyle dışarıdakinin yerini değiştirince sinüs fonksiyonu tersi olan arksinüs fonksiyonuna dönüşüyor. Yani ne oldu ya? Arksinüs değiştirelim. Y eşittir x olur. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar şu tanım ve değer aralıkları da önemli. Sinüs fonksiyonun birebir örten olduğu alt aralıklardan biri olan eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığı tanım kümesi olarak alınırsa sinüs fonksiyonu birebir ve örten olur ve tersi o zaman olur. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örten olması gerekiyor. O yüzden biz sinüsün tersinden bahsedebilmemiz için fonksiyonun bu aralıktaki kısıtlamasına bakmamız lazım. Evet, bunun bir örneğiyle konumuza devam edelim. Şimdi x eşittir arksinüs 3 bölü 5 olduğuna göre kosinüs x değerini bulunuz. Şimdi ne yapıyorduk? Bir fonksiyonun içerisin ile dışarısının yerini değiştirirseniz arkadaşlar fonksiyon tersi ise kendisine dönüşür. Kendisi ise de tersi olur. Şimdi arksinüs bu. O yüzden x ve 3 bölü 5'in yerini değiştirirsek de sinüs x eşittir 3 bölü 5 olur. Aslında bize bu verilmiş. Peki sinüs x 3 bölü 5 ise cos x'i nasıl buluruz?
İsterseniz üçgen çizebilirsiniz. Dik üçgen. Açımız x. Sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani karşısı 3, hipotenüs 5. O yüzden bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğunu gördük. Ve kosinüs x ne oldu arkadaşlar burada? 4 bölü 5 oldu. Gelelim arc kosinüse. Yine arkadaşlar bu kısım aynı. Defterimize buraları yazalım. En önemli noktalardan biri de yine birebir ve örten olduğu aralıklardan arkadaşlar sıfıra pi'yi seçiyoruz bunu. Sinüste eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 arasıydı. Kosinüste ise arkadaşlar sıfıra pi aralığını alıyoruz. Evet, şuralara dikkat edin. Şimdi bunun da bir örneğini yapalım. Arc kosinüs kök 2 bölü 2 değerini bulalım. Şimdi burada arc kosinüs kök 2 bölü 2'ye x diyelim. Ne yapıyoruz? İçerideki ve dışarıdakinin yerini değiştirirsek arc kosinüs kosinüse dönüşür. Yani kosinüs x eşittir kök 2 bölü 2. Evet, yine kapanıyor. Hemen açıyorum. Evet, buradaydık arkadaşlar. Hemen bir daha yazalım. Ne yapmıştık? Arc kosinüs kök 2 bölü 2'ye x demiştik. Yer değiştirmiştik. Kosinüs x eşittir kök 2 bölü 2. Buradan da arkadaşlar yine özel açıların trigonometrik oranlarını bilmek durumundayız. Hangi açının kosinüsü kök 2 bölü 2 idi? 45. Dolayısıyla x arkadaşlar 45 diyebiliriz veya radyandaki karşılığı olan pi bölü 4 diyebiliriz. Evet. Tanjant fonksiyonunun tersi de arkadaşlar. Yine bakalım tanımla. F eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığından r'ye tanımlı. Fx eşittir tanjant x. Fonksiyonu birebir ve örten olsun. Bu durumda f'in tersi olan fonksiyonu da r'den eksi pi bölü 2, pi bölü 2 şeklinde tanımlanan fonksiyona tanjant fonksiyonunun ters fonksiyonu denir ve art tanjant x şeklinde gösterir. Burada arkadaşlar bu aralığın sinüsinki ile aynı olduğuna dikkat edelim. Evet. Şimdi burada da alttaki soruya baktığımız zaman arc tanjant 1 bölü kök 3 eşittir a diyelim. İçerideki de dışarıdakinin yerini değiştirirsek ne olacak arkadaşlar bu? Tanjant a eşittir 1 bölü kök 3 olacak. Yine özel bir açının tanjantı 1 bölü kök 3'tü. O açımız arkadaşlar 30 derece olduğu için cevabımız 30 olarak bulunur. Ya da bunun radyandaki karşılığı 180 bölü 6 30'a eşit olduğu için pi bölü 6 deriz. Evet. Yine güzel bir soru var. Şimdi arkadaşlar öncelikle arc tanjant 1'e x diyelim. Ve yer değişikliğini yaptığımız zaman tanjant x'in 1 olduğunu görmüş oluyoruz. Peki hangi açının tanjantı 1'de? 45'in. Yani biz burada x'e 45 ya da radyandaki karşılığı pi bölü 4 diyebiliriz. Şimdi bu beklesin. İkinci kısmı alalım. Arc tanjant kök 3. Yani biz şuna x demiş olduk. Şuna da y diyelim. Arc tanjant kök 3'e y dedik. Değiş tokuşumuzu yaparsak tanjant y eşittir kök 3 oluyor. Buradan da arkadaşlar hangi açının tanjantı kök 3'tür? 60'ın. Yani ona da pi bölü 3 diyelim isterseniz. Evet, son olarak da alttakini aldığımız zaman buna da z diyelim. Arc tanjant eksi kök 3 eşittir z. Yine yer değişikliğini yaptığımız zaman ne oldu? Tanjant z eşittir eksi kök 3. Şimdi burada arkadaşlar normalde bir öncekine baktığımız zaman
60 derecenin ya da pi bölü 3 radyanlık açının tanjantı köküçtü. Peki eksi köküç olduğu zaman ne yapıyoruz? Şimdi arc tanjant nerede tanımlıydı? Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığında tanımlıydı. O yüzden de burada arkadaşlar z açısına eksi pi bölü 3 dememiz gerekir. Şimdi bu değerleri yerine yazarsak şöyle alalım. Sinüs x yani sinüs pi bölü 4 artı kosinüs y yani kosinüs pi bölü 3 bölü burayı da arkadaşlar eksi pi bölü 3 bulmuştuk. Evet, üstteki değerleri yine biz bulabiliriz. Kosinüs 45 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 diyelim. Artı kosinüs 60 kosinüs 60 da 1 bölü 2 bölü eksi pi bölü 3. Evet, bu işlemi de yaparsak arkadaşlar şöyle kök 2 artı 1 bölü 2 diyelim. Eksiği başa atıyorum. Şu pi bölü 3'ü de ters çeviriyorum. 3 bölü pi diyelim. Yani eksi 3 parantezinde 3 kök 2 artı 1 bölü 2 pi bulur. Evet. Son sorumuz. Şimdi bu soruda arkadaşlar öncelikle şuraya a diyelim. Ve bu tanjant pi bölü 2 artı a olduğuna dikkat edelim şimdi. Yani tanjant 90 artı a. 90 artı a arkadaşlar hangi bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjantımızın işareti eksi. 90'ı kullandığımız için isim değiştiriyoruz. Dolayısıyla kotanjant a oldu. Yani biz eksi kotanjant a'yı arıyoruz. Peki a dediğimiz arkadaşı bulalım şimdi. Burada arksinüs 1 bölü 2 var. Buraya x diyelim. Buna da y diyelim. Arksinüs 1 bölü 2'ye x dedik. Değiş tokuş yaptığımız zaman sinüs x eşittir 1 bölü 2 oldu. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2'di arkadaşlar? 30'un x'e 30 diyelim. İkinci kısmı alıyorum. Ark kosinüs 1 bölü 2'ye de y demiştik. Buradan da kosinüs y eşittir 1 bölü 2 olur. Yine arkadaşlar 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2 olduğu için y de 60 bulundu. Demek ki arkadaşlar x artı y de buradan x artı y de ne geldi? 30 artı 60'tan 90 geldi. Yani a açısı da 90 olmuş. Yani a değeri 90 olmuş. O yüzden biz bunu yerine yazdığımız zaman eksi kotanjant 90'ı arıyoruz. Kotanjant 90'ı da arkadaşlar şöyle yazalım. Şuraya yazayım. Kosinüs 90 bölü sinüs 90. Bu da ne yapar? Kosinüs 90 0 olduğu için 0 bölü sinüs 90 da 1. Cevabımız arkadaşlar 0 bulur. Evet, hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.